Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü beden daima sevgili Gafurum. Almanya Bremen'den selamlar olsun. Ya, yanımda İsmail var, Bülent var, İbrahim var. Onlar da selam ediyor, değil musun? Değil mi? Selam abi. Ümmet huzuru olarak yaptım ama. Şimdi yaramı deşiyorsun Gafur. Bak. Gök, zemin, dağ. Bu çok önemli. Gök, zemin, dağ. Tamam mı abim? Üç tane şey. Tahammülünden çekildiği ve korktuğu emanetin mutadit vücudundan bir ferdi bir veci nedir? Ulema bir vecine Kur'an diyor. Bir vecine de başka ulema, çok az bir ulema, insaniyet diyor. Şimdi iyi dinle. Sen biraz fark ettin. Bu onun için tehlikelidir. Tehlikelidir, tehlikelidir ama biraz değişik adamsın. Sen ne demişsin? Seninkilerini okuyayım. Sonra siz de bunu duymadınız İbrahim. Bunu duymadınız. Bir yere park edin. Gafur biraz aralamış. Onun şeyini okuyayım. Sonra ben cümlemi söyleyeceğim. Ağabeyim, ene bize verilenleri terk ettikten sonra geriye kalan mı? Duydunuz mu? Duydum abi. Mesela gömleğini çıkart. Atletini de çıkart. Çıkartabilmen için giymen gerekiyor. Ne giydinse. Bedenini çıkart, hayatını çıkar, aklını çıkar. Kalbini, ruhunu çıkartamayacağın bir şey var. O ene. O da öyle. Bak, bu da sana emanet verilmiş. Çok ilginç ha. Devam. Ağabeyim, biz eneyi kabul etmişiz. Ene sana verilmiş. Ene buysa. Duymadığınız şeyi söylüyorum. Sonra diyorsunuz ki bu konuyu. Konu açılınca. Bak. Ene emanetmiş. Gök, zemin, dağ. Onun karşılıkları var insanda. Şimdi bir ene bize verilenleri terk ettikten sonra geri kalan, bize ruh verilmiş. Benim ruhum diyorsun. O benim. Şimdi abim biz eneyi kabul etmişiz. Sen kimsen? Daha senden bahsedilmiyor. Bu eneden bahsediliyor. İki farklı olduğundan bunu kavramanız lazım yani. Yani ene biz değiliz. Ene bize verilmiş. Şimdi sana sen kimsin diye gelecek. Ağabeyim biz eneyi kabul etmişiz. Tamam mı? Ene sana O verilmiş. zaman geride birisi var ki onu kabul ediyor. Evet. Yani gök, zemin ve dağ. Dağ biliyorsunuz dima adı. Dağ dima adı. Ondan sonra. Zemin kalptı. Anladın mı abim? Gökte ruhu simgeliyor külliyatta. Bunlara verilmiş. Şimdi ene sana verilmiş. Sen enenin arkasında da bir şey var mı senin? Şimdi ona gireceğim biraz da. Araladığı için biraz. Ağabeyim. Mimi çok koymuş. Biz eneyi kabul etmişiz. Subhanallah. O da emanetmiş. Ben mi yanlış anlıyorum abim? Onun yazısını okuyorum. Allah aşkına bakın abi diyor. Bak. Ene sana verilmiş. Ene sana verilmiş. Sen kimsin? Var olman için yok olman gerekiyor. Böyle tuhaf bir şeysin. Var zannettiğin zaman yok oluyor. Yok olduğun zaman var olan bir şeydir. Sen kimsin biliyor musun? Bir tencere getir. Tencereyi getir. Tencerenin içine şuunat-ı zatiyi at. Şuunat-ı zatiyi. İçine sıfat-ı zatiye at. İçine sıfat-ı subutiye at. İçine esma-i hüsnaları at. Tamam? At. Karıştır, karıştır. Bunların hulasayı camiası sensin. Ama ne yapmış? Bilmiyoruz.
Bu zamana kadar biz ene olarak biliyorduk. Yok, eme, ene ene sana verilense, verilmiş. ene o zaman terk edilen bilir mi abi? Terk edildikte bak, terk edildikte terk ettiklerinden ortaya çıkandır ene. Terk Sen bak, mesela ruhu terk et. Şey, bir sırayla gideyim. Gömleği terk et, bedeni terk et, aklını terk et, hayatı terk et, kalbi terk et, ruhu terk et. Ortaya çıkan emanet. Bu emanet. Evet. Bunu sen almışsın. Bunu ben aldım. Ben En mi? iyi sen almışsın. Mesela bir veci nedir? Bir veci Kur'an'dır der. İnsaniyet. Peki zaten bunu Dehri Hoca ile bunu konuşmuştuk. Yani Allah yarattığı bir şeyle yaratılanla yaratan eşit olmaz haşa. Şimdi insan mutlak hür. Neyle? İradesiyle. Allah iradeyi yaratmışsa yaratılan yaratana karşı hür olamaz. Tamam? Cebir kokuyor diyor. Ulema bu. Nereye bir şey vursan fıkıh cebir kitabı var çıkıyor değil piyasada. Tabii ustadın 3 defa elini öpmüş bir zat. Hasan kardeş dedi. Hususi konuşacağız. Eğer dedi bu irade verilmişse, sana verilmişse cebir var dedi. Ne kazarsan kaz. Onun için kader zordur. Peki nedir o? İrade subutu sıfattan ya. Subutu sıfat. Sıfatı zatiye. Şunatı zatiye hulasasının cemul ceminden olan o ben. Buna ene verilmiş. Emanet. Bu kabul etmiş ene. Bu peki haşa mahluk mudur? Değildir. İşte irade subutu sıfattaki olan ilim, irade, sen basar, kelam, kudret var ya, onlar mahluk olmadığı için onların hulasası, camiasısın sen. 9. sayfada şualarda diyor ki bu taayyün ve teşahhus etmiş. Allah'ın sıfatları taayyün ve teşahhus eden, ona isim konulmuyor. Ona isim verilemiyor. O tayin ve teşahhus etmiş irade, ilim, hayat var ya, mahluk değil haşa, vacip de değil. Onu belirleyen nedir? Onu da ortaya çıkaran hiçliğini bilmek. Tamam mı? Allah diyor ya, herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insan. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Ene emanet verilmiş. Emanetini alan emanet. Emanetin kendisi değil. Tamam. Bir kısım çok az ulema emanete ruh demiş. Ekseriyetle Kur'an demiştir. Peki Kur'ansa üç aynı değil miydi? Kur'an eşittir şeceri hilkat, eşittir insan. Ha. Üçü de aynı. Ulema bunun etrafında dönmüş. Ulemayı tahsiye etmiş ustad. Bir de ulema imam-ı bin, kitab-ı bin, lef-i mahfuz da aynı demiş. Onu tahsiye etmiş. Ustad bir de Allah gözükür gözükmez diye, iki ulema gözükür gözükmez diye, ustad demiş ki ikiniz de doğrusunuz. Vahidiyetiyle gözükmez, adiyetiyle gözükür. Bunu da tahsiye etmiş. Ustad eneyle uğraşırken ulema-i İslam arkasına geçmiş. Peki nedir o? O şunat-ı zatiye artı, sıfat-ı zatiye artı, sıfat-ı subutiyenin taayyum ve teşahhus etmiş hali nedir bilmiyoruz. Yalnız onu belirleyen hiçliğini bilme nispetinde. Ona işte o taayyum ve teşahhus etmişe ene emanet verilmiş. Bu peki nedir? Ene nedir? Ustad 3 tane söylüyor bak. Tesadüf yok. Kışırıyor külliyata. Allah'ın zatını yemin ederim. Virgül noktası bile anlamlı. Mesela insani nokta koy. İnsan insanı anlatıyor. İnsani. O iğnin kafasına takı koyarsan insan değil. İnsana ait olanlar. İnsani mensubiyet getirir Arapçada. Bu da ene insana mensubiyet getirmiş. Bak diyor ki gök ayette de bunlar. Gök, ayette yok, usta şey yapıyor. Zemin ve dağ. Kabul etmedi, edemedi. Peki dağ nedir? Ha, dağlara vermiş, Allah da kabul. Hangi dağ? Dima kabul etmemiş. Bir dima kabul edememiş. Dağ, peygamberlerin mağaraları var ya.
Dağlar, kitaplarda dima simgeler, kafadaki saçlar falan, kulak mağara, ağaçlar vesaire, tamam mı? Zemin, Allah Resulü'nün tabiriyle arş, Kabe, kalp, yani kalbi, Kabe. Bunu nereden söylüyor? 15. sözde. Arz diyor, kainatın kalbidir diyor. 15. sözde ya. Tamam. 15. sözde arz, kainat. Bana diyorlar nasıl kitap okuyorsun? Siz nasıl okuyorsun? Ben size şaşırıyorum. Bana şaşırmayın. Kainatın kalbi küre arzdır diyor. Onun kalbi de, kalbin kalbi de Kabe'dir. Onun da kalbin de kalbinin kalbi insandır. Onun da işini arştır. Yani arz, küre arz, Kabe, yani ki küre arzın kalbi. İnsan arş aynı. O zaman zemin, küre arz, kalp, gök, ruh, külliyatta simgeler, dağ, dima simgeler. Ruh, kalp ve dimağın kabul etmediği, edemediği, kaldıramayacağı ene. Peki kime uygun? Ona uygun bir şey. Ene emanettir. Ene sen değilsin. Ve ben dedirten de bu. Bu ise ben değilim de dedirtiyor bu. Ene hem ben dedirtir. Ben olan ben. Hem de ene ile ben değilim diyen o. O kim arkada? İşte Allah benim sırrımdır diyor. Ben nereden bileyim? İnsan benim sırrımdır. Hadis-i kutsi. Ben de insanım diyor. Abi nasıl emanet peki ene? Aynı ruh gibi mesela ruhunuzu Hayır şimdi hayır. bir Ene öyle bak. yok öyle bir şey yok yani Ben geri emanet geri gideyim bak. alacak ama. Geri gideyim de iyi kavrayın. Tamam. Gömlek. Tamam abi onu Yo anlatmayayım. yo bir daha söyle. Gömlek, atlet, vücut, hayat, dima, kalp, ruh. Bunlar mahluktur. Ene mahluk değil. Peki abi kabul et. O şuunat-ı zatiyeyi ve sıfat-ı zatiye, sübutiyi ve esmayı hulasalanmasına sebebiyet veriyor. Peki abi bu eneyi mesela dimağın, kalbin ve ruhun kabul etmemesi enedeki mesela bir mana tarafı var, bir de nur tarafı var. Şimdi enenin iki var. Şimdi mesela enenin mana tarafı benlik getiriyor. Ben olan ben getiriyor. Enenin. Enenin mana şey nur tarafı buydu. Nur tarafı varlık Allah nur semada benlik getirir insana. Benlik kazanır. O da büyük nimet. Enenin bir de mana tarafı var ki vacibi simgeliyor. Tayyum ve teşahhus ediyor. Bunu tefrik edemeyen panteistler haşa. İşte bir de şatahat buradan çıkıyor mu Muhyiddin Arabi gibiler. Ben zatım ne kadar şey yaparım kutsidir ki kendimi tenzih ederim diyor ya. Bu enenin iki yönünü tefrik edememeksinden kaynaklanıyor. Enenin nur tarafı benlik ve mahluktur. Şehadete bakar. Enenin mana tarafı zata bakar. Burada ince bir çizgi var işte. Bunu şey yapan ikisini cem edip de ikisi olmadığını diyebilmesi onu bilmiyoruz işte. Emaneti alan. O işte. Nedir o? Kısacası bendeki o. Ondaki ben. Ondaki ben işte. Ne bilmiyoruz. Ancak böyle tanımlayabiliyorum. Mesela bak. Şuunat-ı zatiye artı sıfat-ı zatiye artı sıfat-ı subutiye artı esma-i husna, esma-i ilahi, esma-i zat. Hepsi esma-i husnalar. Hulasa karıştır. Nedir bu? Allah'ın mahiyeti zatiyesinin şeyi bende ene de o. Yani eneyi koy bendeki o. Hani ben denilen ene de bendeki o. Peki Allah'a koy pergeli. He, ondaki ben. Pergeli Allah'a koyarsan ondaki ben. Yani Allah beni ezeli ve ebedi biliyordu. Planlamıştı. Allah sonradan bilmez. O zaman Allah canibinden, Allah tövbe dünyasında tövbe o noktadan ben var. Hep aldım. Hep vardım. Ha, ondaki ben var. Sonra Allah tayin ve teşahhus etti. O zaman şeyi oluşturdu. İşte bendeki o. Bunu tanımlayan İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Bu diyor. İkinci, birinci tekil şahıs.
Allah, iki sen, bir de üç var. Şey, ben, sen, o var ya. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Kim? Ben, sen, o. O alemlerin. Er-Rahman, o Rahman ve Rahim'dir. Bak üç. İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. O zaman o değil. Sana ibadet ederim, senden yardım isterim derken muhataba zamiridir ki ben, sen. İşte ondaki benle bendeki onun hulasayı camiasının sahiplendiği ene emaneti aldı. Biz enede değiliz, emanet. Ona nur tarafıyla vücut verirsen enaniyet felsefe tutmuş ömrü. İşte varlık zannettiğin zaman yok oluyorsun. O enenin mana tarafını, o arkasında bir şey var. Bendeki o, bendeki o eneye mana tarafıyla bakarsa yoktur. Peki yokluğun için ta ki zatın en cami aynı olayım diye zata. Şeymiş herhalde Çok tuhaf. ya. Ondaki ve ondaki ben, bendeki onun sahiplendiği enedir. Enenin arkasında da bendeki o, ondaki ben. Demiş ki eneyi almış. Eneyi alan bu. İşte bereketli adam olacaksın ki bereketli soru sorunca bunlar çıktı. İlk defa bunu biraz bahsediyorum. Çok güzel abi. Çok Peki iyi abi vallahi abi. bu şeyi insan kendini nasıl görecek, nasıl bilecek? Anlattığım gibi. Bunun ha, yöntemini mi istiyorsun? Yani Dediğimi mutlaka yapacaksın. Bir. Risale-i Nur'u bir. Lugata bakmadan düz okuyacaksın. Bir iki defa. İki. İkinci. Lugata bak. Üç. Atıflı oku. Bunun izahları nerede? Dört. Atıflı oku. Müzakere yap. Toplama yap. Ve bu işte alakalı arkadaşlarla onu mutala et. Mutala, kendi araştırıyorsun, müzakere et. Kendi araştırmana ya mutala, arkadaşlarla ya müzakere. Ha, yaptın mı? Sonra kaç etti işte, 5 mi 6 mı? Sonra enfusi derslere geç. Abi bunu yapacaksın. Yani bir ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber olacaksın. Enfuse geçtin mi artık şeye geçiyor. Sen uçağa bindin. Yukarıdan aşağı eve bakıyorsun aşağıya. Artık hudut mudut yok. Tarlamalar, Ahmet Mehmet var mı? Hepsini kuş bakır. Artık enfuse geçtin mi? Acematı, becematı meşveretmiş, şuymuş, buymuş. Sungur abiymiş, yeğen abilermiş. İçeride öyle bir şey yok. Peki şöyle bir imkan var mı abi? Mesela şu hendim. Hendim Telefon bana yani. dut bakıyorum şu anda. Evet. Peki ben eneme böyle bakma imkanım var mı? Ene sahiplenmiş, kabul ediyor emaneti. Bak, gök, zemin ve dağların kaldıramadığını alan var. O eneyi, enenin arkasında olduğu için eneye sahipleniyor. Eneyle hiçliğini bilirse, bu meseleyi ancak eneyle bilir. Bir de söyle. Şimdi bu zamana kadar biz kendimizi ene olarak biliyorduk abi. Yani ene. Ama şimdi öyle bir sohbet oldu ki sanki bu elimdeki tuttuğum telefona bakar gibi benim şimdi eneme bakıp enemi muhatap alabilme. Yani bu benim enem diyebilecek bir pozisyon var o zaman şimdi. Evet, bak daha ene ile enaniyet ayırt edememiş. Enaniyet, o abi ne diyor? Enaniyet de var ya, logo. Enaniyet, ruzname, takvim, hulasa, harita olması var ya. Enaniyetin bir kibir, gurur manasına geliyor. Bir de 146 emir daha, bir de ruzname olması, takvim olması, harita olması var ya. 7 tane sıfat. Onun arkasında bir ene var. Onun arkasında bir de eneyi kabul edip etmeyen. Eneye manayı harfiyle, manayı ismiyle bakan, yani ene nur tarafıyla bakarsan şecere-i zakkumun çekirdeği oluyorsun. Ene mana tarafı bakarsan, nur tarafı değil, o zaman şecere-i tuğba-i cennetin çekirdeği oluyorsun. Peki o kim? O bakan bendeki o, ondaki ben. Bilmiyoruz başka bir şey. Allah diyor insana. Daha ilerisi var mı? İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Allah'ın sırrısın işte. Peki Ene değil bu. onun hakkında bir şey var mı abi? Yani bir
belirlenmiş bir alimlerin bahsettiği, Yok. Peygamber Efendimiz'in Alimlerden zaten bahsettiği bu hani alimler şeyde zaten kalmış haber enede. verilmiş mi yani? Yok, Nasıl bir külliyata şey? bilmiyoruz ama şu. İşareti şu olabilir. Şuunat-ı zatiyi araştırdın mı? Ne var içinde? Şuunat-ı zatiyi dedim tencereye koy. Sıfat-ı zatiyi tencereye koy. Sıfat-ı subutiyi tencereye koy. Esma-ı Hüsna'yı koy. Şimdi ben sana söylüyorum. Sen isim ver. Şuunat-ı zatiyede ne var? Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzehe. Sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese. Yedi. Koy tencereye karıştır. Sen isim koy şimdi. Sıfat-ı zatiye. Kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun havadis. Kıyam-ı bir nefs. Ne etti? Bir de tekvin. Yedi tane bu olacak. Eksik saydım sıcak. Sıfat-ı subutiye geç. İlim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam. Esma-i Hüsna'ya geç. Rahman, Rahim, Allah, Kerim, Latif. Hepsini İsmini. saydım. Ondan sonra sıfatı fiiliye, sıfatı zatiye, Esma-i Hüsna'lar hepsini. Hepsinin cemiyle seni oluşturmuş. Bu Allah'ın sırrı işte. Buna bir şey olmaz ki. Ne denilir? Ondaki ben, bendeki o. O sende taayyün edince ki 9. sayfa şualarda onun üzerinde artık ene kurgulanıyor. Ona ene veriliyor. Ona ene veriliyor, kabul ediyor ve ediyor etmiyor ne demek? Mana ismiyle bakarsan nur tarafı ki şecere-i zakkumun çekirdeği öyle diyor ya bak en evet zaman Adem'den şimdiye kadar alim insaniyet yaratan dal budak salan nurani bir şecere-i tuba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir diyor. Kardeşim sen kendini ne zannediyorsun? Bu sırrı ifşa edilmez de yani külliyatta bunlar oradan işte çalışıyorsun. Onun için ne mutlu ki böyle mevzularla meşgul olabilmenin en büyük nimet ilahisi bu işlerle meşgul olanlara beraber olmak. Şimdi böyle bu işler varken bunu bırakıyorsun. Ahmet böyle dedi. Arabayı getirdi. O dershaneye gitti. O Ahmet'e gitti. O Hüseyin'e gitti. Ali'yi terk etti. Hüseyin'i aldı. Peki bu işte meşgul olanlar ne yapar? Ne kadar acayip. Hala orada mısın? Peki abi, bunu geçip ben olan ben, yani ennenin de arkasına geçebilmek, manayla nuru birleştirmek mi, Cem. yoksa nuru terk edip manaya mı geçip onu mu Hayır. aktif edebilmek? Terk edince değil. Onu bak nura manayla manaya da nur ile bilirsen bak şöyle düşün. Yuvarlak topu düşün. Bir ok bu tarafa, bir ok kuzeye, bir ok güneye. Nur tarafı güneye doğru aşağıya baksa, mana tarafı yukarıya bakar. Nura mana ile, manaya da nur ile bakarsan eneye sahiplenirsin. Yani fark edersin. İşte onun arkasındakini de konuşursun. Bu artık orada İmam-ı Rabbani orada da konuşma yoktur. İşte bunu tefrik edemediği için nur ve manayı Muhittin Arabi, Hallacı Mansur ve bunun gibi olanlar mesela Beyazıt-ı Beşlerdi. Ondan sonra dur. Ha gelmiş. Bu kadar telefon çarptı. Yani onlar fena fillah olmuşlar. Çok azı bekabillah mazhar olmuş. Gelebilmiş. Mesela ilk önce biraz kalmıştır. Abdülkadir Geylani. Zatımı tenzih ederim ki zatım ne yücedir falan deme. O fenafilli oldu. Bela bekabillah olamadığı zamandadır. Ona kutsi zat diyor. Sonra geri dönüyor. Geri dönünce onlardan istiğfar ediyorlar. Tövbe ediyorlar, tahsiye ediyorlar. Lemalar da anlatıyor bunu. Muhittin Arabi sonra tahsiye ediyorlar. Onun için yükselmek bir şey değil. Uçağı yükseltmek bir meziyet. İrtifayı korumak, havada gitmek bir meziyet. İnebilmek bir meziyet. Onun için çıkıp da inememek beladır. İstenmez. Tamam. Neyse bu kadar kalsın. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz abi, mesela esasına çıkmak kişinin Kara Murat'a şey konum gönder buraya gelsin sen. Heh. nur tarafının hani sonuna gelmek gibi, geri inmek ise mana tarafını bitirmek gibi mi oluyor o zaman? Bitirmek değil de işte böyle Ya, bir şey. ancak öyle diyebiliyorum Tamam abi. öyle. Hani Cem etmek. gelmiş yani, cem Cem etmiş yani. edebilmenin Ha, şeyi. çıkmış, nuru bitirmiş, sanki geri gelmiş,
manayı Evet. elde etmiş sanki. Evet. Yani ikisini cem edersin geri gelebilirsin. Yoksa gelemezsin. Onun için çıkmak meziyet değildir der İmam-ı Rabbani. Bazen de sukuttur Ya ben sen bunu ne zamandır biliyorum böyle? yani. Yani bak bugün hava o kadar sıcak ve yeşil ki ve burada güzel bir hava var. Şunu Hadi. diyecektim abi. Evet. Bunu bilip de insan nasıl böyle rahat durur? Nasıl? Şimdi öyle bir şeyden bahsettin ki abi. Yani bunu bildikten sonra insan hani paylaşmak ne bileyim bir şey yapmak yani duramaz ki insan yerinde. Yani Gafur'un dediği gibi kafayı yedi bize de Peki, kafayı yedirtecek şimdi. herkese sen sır verir misin? Peki, sırrı tutabilecekleri sır verirsin, değil mi? Senden daha Allah sırrını kime vereceğini bilir. Ama en kötüsü nedir biliyor musun? Onun için hep bütün zatlar şöyle der. Kimseyi tenkit etme, kimsenin aleyhinde bulunma. Bakarsın, padişahın sarayında kapıda köpektir. Bunu Mevlana diyor amcasının çocuğuna. Ağzı tutulmuş, yamulmuş. Demiş ki, kardeşim demiş, tamam dua edelim ama bir daha demiş, her tenkit etme. Çünkü demiş, tenkit ettiğin kişi padişahın sarayının kapısında köpektir. Bu sefer o köpeğe bağırsın ama köpektir ama padişahın ağrına gider demiş. Onun için Allah kime vereceğin sırrı bilenlere verir. Herkese vermez. Demek her şeyin bir vakti var. Sen peki bunu sen Zeki'ye verir misin? Enes çocuğuna verir misin? Sen çocuğu evladına verir misin? Yok abi. Niye vermezsin? Ha, o zaman sana vermeyenler de belirli zaman vermez. Çünkü daha şey değilsin. Acayip bir şey oldu abi ya. Selamun aleyküm diye. Kafu. Herkese selam olsun.